Bugün konuğumuz Opel Corsa. Opel Corsa daha önce de konuğumuz olmuştu ama buradaki araç farklı. Öncelikle ikinci elde bir Opel Corsa. 10 bin kilometrenin biraz daha üzerinde yol yapmış bir Opel Corsa. Bu tam olarak çok istediğiniz o ikinci el videolarının ilki oluyor. Bu zamana kadar benden çok talep ettiniz ama ben bunu başaramadım. Neden diyecek olursanız, çünkü doğru bir ortağa ihtiyacım vardı. Bunu yapmak için güvenilir bir ortağa ihtiyacım vardı. Sonuç itibariyle bir otomobili emanet almam gerekiyor. Ve herhangi birisiyle bu işi yapıp o otomobile ya da istemediğim bir otomobile sahip olma ihtimalimi ortadan kaldırmak istedim. O nedenle Otoshops'a başvurdum. Onlar da sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Kapılarını açtılar. Otoshops ALJ'nin bir kuruluşu. ALJ'yi de belki duymuş olabilirsiniz. Çünkü ALJ Türkiye'de Toyota distribütörü, aynı zamanda satın aldığınız sıfır Toyotaları satan firmada ALJ. ALJ gibi bir dev varken arkasında tabii ki Otoshops'a da ben rahat rahat güvenebilirim. Ceketini alıp çıkabilecek insanlar yerine böyle büyük kurumsallara güvenmek gerekir. Belki de ikinci elde size de bunu tavsiye edebilirim herhalde. Ben en azından böyle çok daha rahat oluyorum. Otoshops bünyesinde bir araçla başlıyorum. 2020 model bir Opel Corsa ile başlıyorum. Neden bununla başlıyorum diyecek olursanız, daha eski modelleri sizin seçmenizi istiyorum çünkü. Bana bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum. Otoshops'un internet sitesine girin. Açıklamaya da bırakırım internet sitesinin adresini. Orada Kartal şubesindeki herhangi bir aracı seçin. Yorumlara yazın. En çok yorumu alan, en çok beğeni alan aracı ben de bir sonrakinde çekeyim. Eğer satılmamış olursa, çünkü buranın trafiği birazcık hızlı işliyor. Eğer satılmamış olursa benim bir sonraki çekim tarihime kadar o aracı çekerim sizin için. Merak ettiğiniz ne varsa onları öğrenebilirsiniz. Böylece teknik anlamda da merak ettiklerinizi öğrenebileceksiniz. Çünkü Otoshops'ta 111 noktada ekspertiz yapılıyor. Aracın mekaniği, kaportası, her şeyi tek tek elden geçiriliyor. Buraya getirilen her aracı değeriyle satın alıyorlar böylece. 111 noktada ekspertiz yapılınca ne var ne yok, bütün mekanik sorunları ortaya çıkmış oluyor. Otomobilin değeriyle satın alınıyor ve bu verileri sizle paylaşarak, sizi kandırmaya çalışmadan tabii ki bu aracı size satıyorlar. Değeriyle yine burada satışa çıkartılıyor Otoshops bünyesinde. Dediğim gibi Otoshops Kartal'ın stoğundaki herhangi bir aracı seçebilirsiniz. Yorumlara yazın ve en çok oy alanında bir sonraki videoda karşınıza çıkartayım. Peki yanımda ne var? 2020 model Opel Corsa. Öncelikle baz motora sahip bir Opel Corsa bu. 1.2 litrelik atmosferik beslemeli motor, 75 beygir güç üretiyor. Manuel şanzımanlı, satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı Corsa motor şanzıman seçeneği. Ama yanındaki araç biraz daha farklı bir araç. Çünkü salgın zamanında getirilen ilginç donanımlı otomobillerden bir tanesi. Innovation isimli farklı bir donanım paketine sahip bu araç. Ve birazdan size içeride anlatacağım. Normal baz donanımından çok daha değişik unsurları var. Dijital gösterge tablosu var mesela bu aracın. Ve bu araçtan da birkaç tane şu anda stokta bulunuyor Otoshops bünyesinde. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Direksiyona geçiyorum. Size bu 1.2 litrelik motorun Opel Corsa'da neler yaptığını, nasıl sunumları olduğunu anlatıyorum ve biraz yüzeysel bir Opel Corsa anlatımından sonra da bu videoyu bitireceğiz. Görüşmek üzere. Şimdi de Opel Corsa'nın direksiyonundayız. Biraz önce bahsettiğim gibi 1.2 litrelik baz motora sahip. Bu versiyon 5 vitesli manuel şanzımanla birlikte geliyor. Bunun alternatiflerini zaten biliyorsunuz. 1.2 litrelik motorun turbo beslemeli 2 tane güç versiyonu var. 1.5 litrelik dizel motor var. Bu 1.2 litrelik motor eskiden sadece giriş seviyesi, donanım seviyesiyle birlikte satılıyordu. Girişteki donanım Essential isimli baz donanımla birlikte satılıyordu. Artık Elegance isimli donanımla da alabiliyorsunuz ki bu içinde bulunduğum araçta Elegance donanıma biraz daha yakın aslında. Innovation isimli bu ara çözüm donanımı. 1.2 litrelik motordan başlayayım önce. Merak ettiğiniz konu o olacaktır. Muhtemelen 75 beygir güç, 113 Nm tork üretiyor. 5 vitesli manuel şanzımanla birlikte geliyor motor. Tam bir giriş seviyesi motor. 3 silindirli, birazcık şehir içi odaklı bir motor diyebiliriz herhalde. Bu motor için düşük torku nedeniyle. Peki neler var elimizde? Şanzımanla motor uyumu güzel. Şanzıman oranları çok güzel ayarlanmış ve çok yumuşak geçişli bir şanzıman var. Tam güzel bir Opel şanzımanı aslında buradaki. Rahat rahat vitesler arasında dolaşabileceksiniz ki buna da ihtiyacınız olacak. Çünkü motorun torku düşük olduğu için bol bol vites değiştirmeniz gerekecek. Pek öyle esnek bir motor olabildiğini düşünmek zor tabii ki Corsa ürün gamında. İkinci viteste mesela gördüğünüz gibi şimdi devam etmeyi pek sevmiyor mesela durma hızlarına yakınken. Viteste oynamayı sevmeniz gerekiyor. Manuel şanzımanda zaten bir sorununuzun en başta olmaması gerekiyor bu motorla birlikte. Şehir içi hızlarda güzel bir çekişi var aslında bakarsanız. Atak hissettiriyor bile diyebilirim belki de. Kısa hızlanmalarda ya da düşük hızlardaki ara hızlanmalarınızı çok rahat bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Çoğunlukla şehir içerisinde kullanmayı planlıyorsanız gayet yeterli olacaktır bu motorun size sunduğu çekiş gücü. Şehir dışına çıktığınızda araç yüklü olursa mesela otoyolda biraz zorlanabilir bu motor tabii ki. 5 vitesli manuel şanzıman sayesinde hiçbir zaman aslında tutuk hissettirmiyor ama otoyol hızlarına çıktığınızda tabii ki 5. vites oranı biraz kısa kalacaktır.
neden 6 vitesli bir şanzıman tercih edilmemiş diye düşünebilirsiniz ama o da fazla olur. 75 beygir güç ve 113 Nm tork üreten bir motor için. Ya yani ona uygun bir 6. vites yapmak için çok yakın oranlı bir şanzıman kullanmanız lazım. O da tabii ki manuel şanzımanı kullanmayı zorlaştırır. O kadar çok vites değiştirirsiniz ki şehir içerisinde bir yerden sonra artık bezersiniz. Sürekli vitesler biter, bir üst vitese geçmeniz gerekir. Bu nedenle 6 yerine 5 vitesli bir şanzıman tercih edilmiş bu tarz araçların tamamında neredeyse. Olduğu gibi sonuçta ikisinin uyumu gayet güzel. Böyle olduğunda da tabii ki siz de rahat edeceksiniz. Dediğim gibi şehirden çok fazla uzaklaşmayın ya da şehir dışına çıktığınızda, otoyollara çıktığınızda, çevre yollarına çıkıp daha yüksek hızlı sürüşler yaptığınızda biraz daha sabırlı olmayı göze almanız lazım bu motor şanzıman ikilisini tercih ediyorsanız. Tüketim burada çok önemli ama ben bu aracı tabii ki çok kısa süreli kullandım. Kullanıyorum daha doğrusu şu anda hali hazırda. Biraz önce Otoshops'tan çıktık. Size bir veri aktarayım. Buradaki var olan bir veriyi aktarayım mesela. Örnek olması açısından. 179 kilometrelik bir rotada 25 kilometre saatlik bir ortalama hızla, yani şehir içerisinde kalmış otomobil tam da üretim amacına uygun olarak 7.6 litre 100 kilometredeki tüketim verisi 25 kilometre saatlik bir ortalama hız için makul. Nasıl kullanıldığını tabii ki bilmiyorum. Yani ne şartlar altında bu elde edildi bilmiyorum. İkinci bir veri de yine çok yakın aslında. 27 kilometre saatlik ortalama hızla 180 kilometrede 7.5 litrelik tüketim verisine sahip. Sonuç olarak bu tüketim değerleri makul sayılabilir böyle bir araç için. Bence tasarruf öncelikli kullanırsanız biraz daha düşürme potansiyeliniz olabilecektir. Bu motor çünkü tasarruflu bir motordur. Corsa hafif bir otomobil. Böyle baktığınızda da iyi diyebiliriz herhalde sonuçlar için. Motor şanzıman kısımlarını geçtikten sonra diğer Corsa özelliklerine geçeyim ama ondan öncesinde belki şu an içinde bulunduğum araçtan birazcık bahsetmem lazım. Malum bu bir ikinci el incelemesi olduğu için bunu da atlamamam gerekiyor. 15.372 km'de bu otomobil içinde bulunduğum otomobil. Şu anda yeni gibi hissettiriyor doğal olarak beklendiği üzere. Otoshops'un ekspertizinden de geçmiş. Herhangi bir teknik sorunu bulunmuyor. Bu çok çok önemli. Herkes kaportaya bakıyor. Nedense ikinci el otomobil satın alımlarında. Aslında bakmanız gereken yer teknik bölümler. Çünkü hayatta kalmanızı sağlayacak şey teknik bölümler. Otoshops'ta zaten ya da Otoshops gibi kurumlarda bunu yapıyorlar ekspertizleriyle birlikte. Diğer kurumlar ne yapıyor ne ediyor çok bilmiyorum. İkinci el uzmanı değilim ben sonuç itibariyle. Şu an Otoshops üzerinden konuşacağım. Otoshops'ta bu otomobilin hava yastıkları kontrol edilmiş mesela. Tüm yürüyen aksamı kontrol edilmiş mesela. Motorunun şanzımanının performansı kontrol edilmiş. Elektrik sistemi kontrol edilmiş. Böyle kontrollerle satın alıyorlar araçları. Ona göre değer biçiyorlar satın alırlarken. Size de ona göre satıyorlar. Yani eğer bir sorunu varsa da bu sorunu bileceksiniz. Otoshops size bunu söylemek durumunda. Bir kurumla çalışmanın da en güzel yanı budur. 3'e 5'e belki de bakmamak gerekir. Çok büyük bir yatırım ve çok büyük bir risk ikinciye satın almak sonuç itibariyle. Ben şahsen kurumdan satın almayı tercih ederdim. O farkını ödeyerek size kalmış tabii ki bunu değerlendirmek. Dediğim gibi bu otomobil gayet iyi hissettiriyor. Sanki 15 bin kilometre yapmamış gibi. Yani galeriden yeni çıkmış bir otomobil gibi hissettiriyor. 0 kilometre bir otomobil gibi hissettiriyor. O fazladan kilometrelerini gösterecek şu anda. En azından herhangi bir emaresi bulunmuyor. Arkadan öne doğru Corsa özelliklerini de hemen anlatayım, hatırlatayım size. 309 litrelik bir bagaj hacmi var. Güzel dikdörtgen bir bagaj. Arka koltuklarında yaşam alanı sınıf ortalamalarında ama arka kapısı biraz dardır Opel Corsa'nın. İnip binmeyi bir denemeniz lazım. Özellikle yetişkinler mesela arka koltuğu kullanmak zorunda olacaksa mutlaka bir bakın derim. Kokpitte durum gayet güzel. Kalite algısı makul. Evet, bazı yerlerde sert plastikleri görebiliyorsunuz. Ama bu sınıfta zaten çok sıklıkla görülen şeyler bunlar. Genel orta bölümlerdeki kalite algısı güzel. Opel bazı şeylere dikkat eder. Mesela çevirmeli düğmelerin ortasındaki semboller o çevirmeli düğmeyle birlikte dönmez. Böylece ters kalıp sizin sinirinizi bozma olasılığı olmayacaktır. Dokunduğunuz yerlerde çok güzel malzemeler var bu otomobilde. İçinde bulunduğum otomobil 2020 başlarından geliyor ama o zamanlar 1.2 litrelik baz motor, 75 beygirlik motor sadece baz donanımla birlikte satılıyordu biraz önce bahsettiğim gibi. Buradaki otomobil öyle değil. Mesela 7 inçlik dijital gösterge tablosu var bu otomobilin. Buradaki büyük dokunmatik ekran mesela yine üst donanımlarla birlikte geliyordu eskiden. Bu dokunmatik ekrana sahip bütün güvenlik donanımlarına sahip. Şerit takip asistanı, otomatik fren yapabilen bir çarpışma önleme sistemi. Bunların da tamamına sahip buradaki otomobil. Günümüzde şu an itibariyle 2021 model yılı itibariyle 1.2 litrelik motoru Elegance donanımıyla da satın alabiliyorsunuz. Bunların tamamı Elegance donanımında da artık satın alınabilir durumda. Demek ki
bu paket bir şekilde talep görmüş, beğenilmiş. Opel şu anda onu resmi olarak kendi ithalatında yeni otomobillerde de sunmaya başlamış. Dışarıda LED farlar var mesela, yine Essential paketinden farklı olarak 16 inçlik jantlar var. Bazı donanımda çünkü saç jantlar ve halojen farlar geliyor Opel Corsa ile birlikte. Son olarak sürüşün diğer bölümlerini de hemen hızlıca tamamlayayım. Opel Corsa'nın süspansiyon sistemi çok güzeldir. Buradaki 16 inçlik jantlarla konfor seviyesi biraz daha artmış. Sonuç itibariyle baktığınızda konfor ve yol tutuş becerisi açısından en iyi otomobillerden bir tanesi bu sınıftaki Opel Corsa. Fiesta'yı tahtından etti bile diyebiliriz herhalde bu konuda rahat bir şekilde. Gerçekten de çok başarılı bir otomobil. Sürüş konusunda, süspansiyon konusunda mesela sizi çok mutlu edecek bu otomobil. Motor şanzıman konusunda da dediğim gibi ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Şehir içerisinde kullanılacak, beni A noktasından B noktasına götürecek bir otomobil diyorsanız çok rahat bir şekilde yapacaktır bu motor şanzıman ikilisi görevini. Şehir dışına çıkacaksanız mesela yüklü kullanımlar yapacaksanız orada belki biraz daha güçlü bir motor sizin için daha iyi olabilir. Sanırım anlatacaklarım bu kadar. Opel Corsa ile ilgili aracın kronik sorunlarından vesairelerinden bahsetmedim. Fark etmişsinizdir ama diğer videolarda bunlar olacak. Şimdi 2020 model bir aracın, daha doğrusu Opel Corsa gibi yeni bir aracın henüz öyle ortaya çıkmış bir kronik sorunu kabul edersiniz ki yok, şu anda ufak tefek bazı sorunlar, problemler oluyordur. Burada kronik sorunlar kısmını da birazcık açmam lazım. Üretilen ya da satılan 8000, 10000 otomobilden 5 tanesinin başına gelen şeyler kronik sorun değildir. Sürekli olarak bu önüme çıkıyor benim. 300 tanesinde çıkan şeyler bile kronik sorunlar değildir. O üretim hatasıdır. Üretimde bir sorun çıkmıştır ve sonrasında da düzeltilmiştir. 300 taneli, 500 taneli sınırlı kalıyorsa bunlar. Bu bir kronik sorun değildir. Kronik sorun olan şeyler yıllar içerisinde düzeltilememiş şeyler ve bununla yaşamak zorunda kalmıştır o model. Bunlara kronik sorun diyoruz. Diğer bu videolarda daha eski otomobilleri çekerken size bunları da aktaracağım. O otomobillerle ilgili ortaya çıkmış, kemikleşmiş kronik sorunları aktaracağım. Forumlara, şikayet sitelerine vesairelerdeki konular tam olarak kronik şeyler değiller. Evet, otomobillerde sorun çıkıyor. Çünkü bu otomobiller insanlar tarafından üretiliyor. İnsanlar da hata yapıyorlar. İnsanlar hata yaptığı için de otomobiller de hatalı olabiliyor. Sonuçta yeni otomobil satın aldığınızda böyle bir riskiniz var. Firma bunun arkasında duruyor mu, durmuyor mu? Mesele budur aslında bakarsanız. Doğru bir şekilde duruyor mu? Yoksa sizi mağdur mu ediyor? Konu aslına bakarsanız tamamen budur. Bu nedenle de bu videoda bir kronik sorun yok. Çünkü bu otomobilin bir kronik sorunu yok. Henüz 2 yıldır üretimde olan bir otomobilin böyle bir sorunu henüz ortaya çıkmadı. Ama ilerleyen videolarda size onları da aktaracağım. O zaman benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinizi salgından korumaya çalışın lütfen. Bay bay.